Erdoğan varsa Türkiye yükselir. Türkiye varsa Müslüman dünya yükselir. Bu yüzden Erdoğan'la savaş, Türkiye'de savaş, Müslüman dünyayla savaş tek bir projedir. Erdoğan büyük bir uyanışı başlattı. Batı'nın öfkesi bundan. Erdoğan'a, Türkiye'ye, İslam'a, Müslümanlara öfkesi bundan. Bu öfke aslında içten içe bir korkudur. Aramızdan kaç kişi en tepede neler olduğunu görebiliyor bilmiyorum. Ama işler gazete sayfalarına, televizyon haberlerine yansıdığından daha keskin ve kritik. İçeride bir anda gündem oldu. İlker Başbuğ'un 1960 darbesiyle ilgili garip çıkışı ve darbeyi haklı göstermek için öne sürdüğü akıl almaz tez. Bazı gazetecilerin yüksek tonda Erdoğan karşıtı tavır alması, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 eski savunma bakanının Washington Post'a ilan vermesi ve ordu seçim sonuçlarına karışmasın çağrısı, İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesindeki askeri etkisini genişletme hedefi ve Çin'in misilleme yaparız karşılığı vermesi. Bunların hepsi büyük mücadelenin safhalarıydı. Ayrı ve bağımsız hareketler değildi. Aralık başı gibi merkezde Washington Times vardı. 3 Kasım'da seçimi kaybeden ancak hile var gerekçesiyle itiraz eden Trump için imza kampanyası başlatıldı. Trump, sıkı yönetim ilan et, orduyu göreve çağır, seçimi tekrar ettir, başkomutan sensin şeklinde bir rüzgar esti. Gazete bunu duyurdu ilanla. Trump'ın giderayak hakkında özel af kararı çıkardığı ilk ulusal güvenlik danışmanı Flynn de general kimliğiyle buna destek oldu. Yolu, yöntemi gösterdi. Ordudan başka hiçbir kuruma güvenilemeyeceğini ve ordunun doğrudan başkomutan Trump'a bağlı hareket edeceğini söyleyen ilan, bunun alternatifinin iç savaş olacağını savunuyordu. Bunun üzerine önceki günde 10 eski savunma bakanı ortak bir mektuba imza atarak, başkanlık seçim sonuçlarına ordunun karışmaması uyarısında bulundu. Mektuba Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Schagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld imza attı. Uyarıda 3 Kasım seçimleriyle ordu yan yana getirilmemeli. Aksi durum ulusal güvenliği tehlikeye sokar vurgusuna yer verildi. 10 eski savunma bakanı iç ve dış düşmanlara karşı anayasayı korumak üzere yemin ettik. Yeminimiz bir kişi veya partiye değildir ifadesini kullanarak barışçıl bir şekilde yetki devrinin önemine dikkat çekti. 6 Ocak'ta Kongre'de Biden'ın seçimi kazandığının resmen tescil edilmesi bekleniyor. Bir anda hem Türkiye'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde darbe ve ordu göreve gelsin gelmesin tartışmaları başladı. 15 Temmuz'un başarılı olup olmamasıyla ABD'ye kimin başkan olacağı doğrudan ilintiliydi. Eğer Trump değil de Hillary Clinton için yollar açık olsaydı 15 Temmuz çok daha büyük hasar verirdi. Bu nedenle buradaki tartışmalar da ABD içindeki ordu üzerindeki tartışmaların devamıdır. Tabii olaylar bununla da sınırlı değildi. Kendi içinde iki parça olan İngiltere'nin öne çıkışı çok ama çok önemliydi. İngiliz ve ABD'li önemli isimler Brexit sonrası İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ekonomik etkisini ve askeri varlığını genişletmeyi hedeflediğini söyledi. Ayrıca İngiltere'nin ABD'nin Çin'e karşı mücadelesinde dengeleyici pozisyon almaya çalıştığı vurgulandı. İngiltere, Süveyş'in doğusu stratejisine geri dönüyor açıklaması yapıldı. Yaklaşık 3 yıl önce Boris Johnson ne diyordu? Benim de AB'den çıkmayı istememenin nedenlerinden birisi, Birleşik Krallık'ın dış politikamızın ufuklarını genişletmesini ve Türkiye dahil tüm dünyadaki dostlarımızla bağlarımızı güçlendirmesini istememdi. Bu bizim küresel Britanya dediğimiz şeyin esasını oluşturmaktadır. Daha fazla faal ve ilişki içinde olacağız. Türkiye, Birleşik Krallık'ın vazgeçilmez bir ortağı olmaya devam edecek. Karşı karşıya olduğumuz en ciddi sorunların ön saflarında siz varsınız. Şubat 2019'da da dönemin Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin operasyonel görevlerinin Güney Çin Denizi'nde kapsayacağını ilan etmişti. 4,5 milyar dolara mal olan Kraliçe Elizabeth, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş uçaklarıyla ABD ordusundan gelen F-35'leri birlikte ağırlıyordu. Çin Savunma Bakanlığı da Güney Çin Denizi'nde silahların ve savaş gemilerinin bulunmasını istemiyoruz. Bölgedeki askeri tansiyonun kaynağı bu bölgenin dışındaki ülkeler. Savaş gemilerini evlerinden binlerce kilometre uzağa gönderiyorlar açıklamasında bulundu ve her konuda misilleme yapma hakkımız var dedi. Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam'da dahil olmak üzere birçok ülke Güney Çin Denizi'nde haklar talep ediyor. Ancak Çin rakipsiz önde. Bu bölgeyi de içine alan hamlelerle dünya ticaretinin %30'unu elinde tutmak istemekte.
yaklaşık 2,5 milyar insanın yaşadığı yerleri kimseye bırakmak niyetinde değil. ABD de savaş gemilerini, deniz yollarının güvenliği ve seyir sefer serbestliğini gerekçe göstererek sürekli Güney Çin Denizi'ne gönderiyor. Bunun devamında kavga Afrika ve Avrasya'da. Çin'e hayat veren güç İngiliz kökenli ailelerdi. İçlerinde Yahudi olan da çoktu. Zaten İbranice'nin önemi Çin'deki ünlü otel lobilerinde çıplak gözle görülecek kadar netti. Dünya üzerinde bir sınıf ABD'ye gerek kalmadı. Çin'le yeni imparatorluğumuzu kuralım diyordu. Zaten ilan da ediyorlardı. Çin'den İngiltere'ye demir ipek yolu bunun en net göstergesiydi. Libya'da, Azerbaycan'da, İran'da, Rusya'da görülen İngiliz etkisi de Boris Johnson'ın sözlerini yani küresel Britanya çıkışını doğruluyordu. İngiltere, Türkiye ile yan yana geliyor, İran ve Rusya'yı da bu eksene çekiyor, Azerbaycan üzerinden hem ABD'ye hem Çin'e biz olmadan ipek yolu olmaz diyordu. Türkiye'nin gücüyle Libya'da, Azerbaycan'da, Suriye'de ABD'ye rest çeken Britanya, aynı kulvarda düşük tonla Çin'e de dirsek gösteriyordu. Bunu da önemli isimlerin açıklamalarından yani Hint-Pasifik çıkışından anlıyorduk ve Çin'in misilleme diyerek vitesi yükseltmesinden. Bir yanda İngiltere'nin bir parçası, İsrail, Rothschild, Masonlar, Kuru Kafa Cemiyeti, CIA, Trilateral Komisyon ve Bilderberg vardı. Diğer yandaysa derin Alman bağları, Vatikan, Rockefeller, Koch ailesiyle tapınak şövalyeleri. Kabaca durum böyleydi. Bilmediğimiz yerlerde dünyanın kaderini değiştiren bu güçler savaş halinde. İngiltere'nin Çin karşısında ABD yanında hamle yapıyor olması hiç ama hiç kulak ardı edilecek bir mesele değildir. Belli ki pazarlıklar sonuçlanmamıştı, nokta konulmamıştı. Zaten The Economist'in 2021 kapağında bile savaş ihtimali bulunmaktaydı. Seymour Hersh, Georgetown Üniversitesi'nde Pentagon'u yöneten önemli isimler Malta Şövalyeleri ve Opus Dei üyesi. Çok güçlüler ve aldıkları kararlarla Beyaz Sarayı etkiliyorlar. Birçok ülkenin ordusunda da bu bağ gizemli bir şekilde birbirleriyle ilişkili dedi. Geçtiğimiz hafta Pentagon durduk yerde CIA'ya seslendi. Operasyonlarda kullandığınız tüm silahları geri verin hemen. ABD içindeki kavga artık her yere yayılmıştı. Görünen buydu. Öyle bir iklimden geçiyoruz ki söylenen iddialı hiçbir şeyi pas geçemeyiz. Dikkate almak durumundayız. Bizim gibi sıradan insanların bilmediği derin dehlizlerde sarsıntı büyük. Yüzeydeki yansımalar bu nedenle çok önemli. 10 ABD Savunma Bakanı'nın ordu hakkında ilan vermesi, mektup yayınlaması kolay kolay görülebilecek bir durum değil. Gaz sıkışması sandığımızdan çok daha fazla gibi.